Grafikler, ee, sizden önce, saat 7'den önce bugün ekip olarak toplandık. Bu bulunduğumuz stüdyoda ben e, yeni grafikleri, seçim grafiklerini gördüm. Aşağı yukarı 16-17 grafiğimiz var. 14 Mayıs'ta İsmail Saymaz'la birlikte biz ekrana geldiğimizde bu grafikleri anlatacağız sizlere. Bakın, şimdi bir iki tanesini daha hatırlatıyorum. Önce şunu anlatayım ben sizlere. Ha C ekranda, ha beni C ekrana koydun. Dün bu C ekranı anlatmıştık. Seçim ekranı gibiyiz. Şu anda devamlı bu ekranı göreceksiniz. Ben de bir göreyim. Ha ben de bir göreyim. Bu ekran hep olacak. Bakın orada gölgeler var. O gölgeler ee, Cumhurbaşkanı hangisi önde gidiyorsa o birinci sırada olacak. Diğeri ikinci sırada olacak. 3 4 öyle girecek. Üste devamlı eğer YSK kararı çıkarmadıktan sonra daha doğrusu yasağı kaldırmadıktan sonra orada açılan oy sandığını göreceksiniz tam köşede tamam mı? Anadolu Ajansı, ANKA ama veri giremeyeceğiz. Çünkü yasak daha kalkmamış. Ne var ki? A Anadolu Ajansı'nda ve ANKA'da e sandıkların ka yüzde kaçının açıldığını göreceğiz. Siz de göreceksiniz bunu. Üste işte milletvekilleri, altta iller. Bu C ekranı hep olacak. Hep olacak, hep olacak. Şimdi burada bu kutunun içerisinde mesela şöyle bir grafik gelecek. Bu nedir? E burada 2018 yılını gösterdik. Bu 2023 olacak tabii ki. Ve o anda sandık kim hangi parti önde gidiyorsa aldığı oy oranına göre millet meclisinde e, vekil sandalyesinin dağılımını göreceksiniz. AK Parti, CHP şudur budur diğer hepsini göreceksiniz burada. Bu Bakın bu nedir diyeceksiniz, cumhurbaşkanlığı oyları. Bu sıralama zaten biliyorsunuz. Erdoğan, işte Muharrem İnce, ne bileyim Kemal Kılıçdaroğlu, Sinan Oğan pusuladaki sıralamanın aynısını yaptı. Hani ben size diyorum ya, her zaman alışkanlık oldu işte. Ver İzmir, ver İstanbul, ver Nevşehir, ver Niğde, ver Van dediğimizde işte bu değişecek. Mesela ver İstanbul dedim, İstanbul geldi. Mesela başka bir şey diyeyim, İzmir'i hazırlayabilir misiniz mesela? İzmir, ver İzmir dediğimde bravo. Harika. Ver İzmir. Bir de ver Ankara dediğimde Ankara gelecek bu sefer. Ha, tamam. Ankara'da geldiği zaman zaten biz anlat. Ha, hepsi gelecek yani. Burada hepsi gelecek. Ha Anka versiyonu da var bu Anadolu Ajansı. Bunun Anka versiyonu da gelecek. Neden? Manipülasyona imkan tanımayalım. Ha, mesela Anka İstanbul mu? Anka İzmir ver diyeceğim. Ha, küt arkaya Anka İzmir gelecek bu şekilde. Sonuçları sizlerle paylaşacağız. Valla heyecanlı bir gün olacak. Yani şimdiden heyecanlıyım. İpi önde göğüsleyeceğiz Onu söyleyeyim. Zaten en bugün prova yaptık. En çok izlenecek kanal ol, kanal olacağız. Yani dezavantajımızı biliyorum. O e, zapping aletinde henüz daha eliniz alışmadı. Ama o gün bize geleceksiniz. Biz de izleyeceksiniz. Çünkü basit anlatan, basit grafiklerle basit anlatan bir insan ve heyecanlı anlatan da bir insan var. Tabii sürprizler de var. Nedir o sürprizler? Konuklar olacak. Başka grafikler var. Çok güzel farklı grafikler var söylemem. Ondan sonra kopya çekerler. Yapmam merak etme. Herkes hazırlanıyor. Biz de hazırlanıyoruz tabii ki. Ve keyifli de bir yayın olacak. O yüzden diyorum işte bayram havasında olsun. Ya baksanıza heyecanıma benim. Keşke ortalık gerilmeden bayram havasında olabilse yaşayabilsek bunu. <laughs>